Yeni bir günden günaydın. Gerçekten bazen giyeceğim şeylere öyle karar veremiyorum ki. Bütün parçalarımı severek alıyorum ama bir şeyin üstüne bir şey yakıştırmak gelince bilmiyorum, mükemmeliyetçi mi davranıyorum ne yapıyorum ama şu beyaz pantolonun üstüne bir şey bulamadım. Yani siyah giydim, bunu bile beğenmedim, çıkarttım 2-3 kere değiştirdim. Ve şu an çantamda bir tane de oversize tişört var. Her yere oversize tişört giyme isteğini bırak Pınar. Her yere oversize tişört giyemezsin. Şu an Salih bekliyor, ben onun yanına gidiyorum. Otobüse bineceğiz, yeni bir kahveci keşfettik. Salih beni aldı. Arabasıyla. Aslında gitmek istediğimiz bir kafe vardı ama orası pazar günü 12.30'da açılıyormuş. Sanırım birazdan oraya geçebiliriz diye düşünüyorum, çok emin değilim. Salih'le biz tatlı yemeğe planlamıştık. O yüzden ben evde kahvaltı yaptım ama o kahvaltı yapmamış. Burada Vişne diye böyle kahvaltı ağırlıklı bir mekan var. Hatta size göstereyim. Böyle dekorasyonu çok farklı bir yer. Sanki böyle ne bileyim, kızılderili tabelaları var. Aynı zamanda akvaryum var. Masaları çok güzel. Yani farklı dekorasyona sahip güzel bir yer diyebilirim. Burada işte saat sanırım 11.30 civarında geldik. Boştu ama sonrasında çok fazla dolmaya başladı. Salih bir pankek yedi. Onu çektim mi bilmiyorum. Instagram'a çektim ama YouTube videosu olarak editledim mi emin değilim. Ben de kahve içtim, su içtim. Sonrasında tatlı yemeğe gitmeyi planlıyoruz, kahve ve bir daha tatlı yapmak için. Onun için 404'e gideceğiz. Umarım açılmıştır. 12.30'da açılması gerekiyordu. Şimdi birazcık daha oturacağız. Salih benim falıma bakacak değil mi? Bakacak mısın? Sallayacakmış. Güzel bir yerdeyiz ama Salih bana kızıyor düşeceğim diye. Buradan direkt bütün parayı görüyorsunuz. Bir süre atlamak istiyorum. Deyip düşeceğim tabii. Ben çıkıyorum. Çıksana. Biz Salih'le ayrıldık. Ne yazık ki. Biraz kavga ettik. Ne yazık ki. Biraz. Beni burger yemeye getirdi. Ne yazık ki. Patatesinden alabilirsin. Bundan sonra çok bir şey kaydetmedim ama yine bilgi. Vlogların sevilen yüzü. Su aldık. Hiç böyle bir büyük boncuk görmedim. Hiçbir yerde vermediler. Açamıyorum. Ölmüş gibiyim. Sabahın erken saatlerinden günaydın. Annemle 6.40 civarında kalktık. Şimdi sahile gideceğiz. Şuradan sanırım kombin göstermesi yapabilirim diye düşünüyorum. Yüzmek için en uygun saatlerden bir tanesi. Çünkü sıcak basınca beyninize kan gitmiyor artık. Yani sıcaktan nefes alamıyorsunuz, bunalıyorsunuz. O yüzden sabahın altısında kalkıyoruz genelde. Kalktıktan sonra işte yiyecek bir şeyler ayarlıyoruz. Bugün yulaf lapası yaptık. Genelde de yulaf lapası yapıyoruz. Sonrasında gidiyoruz. Ya burada yiyoruz ya orada yiyoruz. Ayarlıyoruz. Genelde de çok kalabalık oluyor bu arada. Şimdilik çıkmak için hazırlanıyorum. Yulaf lapamı yemeye başladım. Lastiklerimi çıkarttım. Denize geldik. Güzel ya. Umarım bugün yanar. Yanımda uzun süredir görmediğiniz birisi var ve buna bakın. 5 kilo şu an Leo. 5 kamera kaydı. Ve asla durmuyor. Neden? Nereye gidiyorsun? Bir gelir misin? Önemli bir işimiz var, gel. Hadi. Leo kısırlaştıktan... Kameraya vuruyor. Leo'yu kısırlaştırdıktan sonra veterinere götüremedik. Dış parazit aşısını yaptıramadık. Yani dış parazit damlasını. Biz de veterinerden aldık. Şimdi ona yapacağım ama durmuyor ya. Dur oğlum. Oh. Bir dursana. Böyle küçük bir tüpü var. Bunu açtığınız zaman böyle arkasından pıt diye önce bir deliyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. Ben ya bunu anlatıyorum bilmiyorum ama yaptığım için anlatıyorum sanırım. Kedinin böyle arkasından ensesinden tüylerini açıp hepsini boşaltıyorsunuz. O kadar güzel bir kokusu var ki. Benzin, aseton, oje, tiner kokusu sevenler bence beni anladılar. Bir günden daha merhaba. Yanımda annem var. Beraber yüzmeye geldik sahile.
Umarım telefonu suya düşürmem. Nasıl keyifler? Güzel. Güzel mi? Yani şapkasız, gözlüksüz denize girendim ne bileyim değil mi? Annemi şu makarnalardan getirdim bu sefer. Bizde vardı hep ama o kadar güzeldi bir şey ki. Rahat. Oh gidiyoruz. Annem bowling'e getirdim benden daha iyi oynuyor. Bakın şimdi. Hepsi olsaydı vurmuştum. Hepsi olsaydı vurmuştum. Burada şey var ha. Gazetelik gibi böyle. Gazete, kitap. Ama pahalı değil mi ya? Kilit, bilgisayar, şey, mobilyayla demir ya. Allah. Sanki sürekli ikiye geziyormuş gibi olduk ama şeye geldik. İşte bowling'e gittik. Daha sonrasında annemle beraber ikiye gelmiş olduk. Geziyoruz burayı. Aa baksana. Çocuk oturağı. Küçükken keşke bundanım olsaydı. Vardı ama şey öyle vardı. Bir şeyim. Evet ben salak şeyi hatırlıyorum. Bir kimseye kere kimseye vermiyordu. Vallahi kim geldi? Dur. Ömer miydi? Mertem'in kızı mıydı? Ne geldi? Aldı oturmak istedi de kaldırdın kızı. Kızın çektin altından. Kız düştü. Vallahi. Oha. Şu gardırobu çok beğendik. Annemin odasına da benim odama da gardırop gardırop demem peki lazım mı? O kadar güzel ki. Şöyle fiyatını da göstereyim. Küçük canavar. Ne haber? Şuna bak. Gitme gitme. Gün içerisinde üçüncü kez bir yaya gidişimiz. Aslında dün anneme de demiştim gel diye. Dün biz Bilge ile tekrar geldik. Bir hafta bir gün sonra falan. Şimdi annemle gidiyoruz çünkü o saksıyı çok seviyor. Aynen onunla beraber bu sefer bir yaya gideceğiz. Daha sonrasında Agora'ya gideceğiz. Bowling oynadığımız yere. Çünkü numaralı gözlüğüm yamuldu benim tel olduğu için. Bence alacaksanız siz de tel almayın. Görüntüsü güzel ama gerçekten çok kullanışlı değil. Alttan çekiyorum. Gıdım çıktıysa görmezden geliyoruz. Onu garantiye göndereceğim. 2 yıllık garantisi varmış. Ben unutmuştum, bilmiyordum. Eğer yapılırsa onu kullanacağım veya işte değişim isteyeceğim. Bir tane çerçeve beğendim. Onu size gösteririm eğer gösterebilirsem. Öyle ve açım şu an. Sadece kahvaltı yaptım. Birkaç gündür sürekli sadece kahvaltıyla çıkıyorum. Evet. Sonrasında tatlı yiyorum. Şey oluyor, şekerim çok düşük ya. Bir anda bir yükseliyor. Var gibi değil mi? Oğlum! Leo! Leo! Bana bak Leo! Ya pis herif in aşağı! İn aşağı! İki gündür üzerimde kötü bir enerji var. Bu videoyu da devam ettirmek istiyordum ama bir türlü ettiremedim. Şimdi benim dolabımın şu tarafında böyle işte kargo poşetleri, normal poşetler var. Kağıt poşetler çünkü çok işe yarıyorlar. Üniversiteye tekrar eğer gidebilirsek ki ben böyle şey vermiyorum yani açılacak diyorlar ama hala daha emin değilim. Kendim çok şey yapmak istemiyorum. Yine de bir yandan kendimden hazırlıyorum. İşte ne götürürüm, ne yaparım, oraya gidince ne olacak, nasıl ayarlayacağım kendimi falan filan diye. Mükemmel bir bipolar olduğumu söylemişimdir inşallah. Burayı düzenleyeceğim. Ondan sonrasında birkaç tane video fikri var aklımda. Yeni bir pantolon almıştım.
Şöyle şurası yırtık. Aslında ilk çıktıklarında ben bunları hiç sevmemiştim. Ama ondan sonra bunun beyazını sipariş ettim indirimden. O kadar hoşuma gitti ki ve bana dar geldi. Buradan löpçük gibi yani etlerim çıktı. O yüzden bunu görünce söyledim. Üzerime de yakıştı vallahi yani. Artık beğenmeyin ne yapayım. Giyeceğim onu ben. Salih de beğenmedi bu arada. Neyse burayı halledeceğim. Ondan sonrasında kargo vermeye gitmem lazım ama sıfır motivasyon yani böyle evde pijama altıyla falan geziyorum. Böyle artık bugün de böyle Leo'yu odaya kapattım çünkü bütün böyle kağıt poşetlerin hepsini yırtıyor. Şurada arkadaşımın bir tane botu vardı, onu güzel bir poşete koyup şuraya asmıştım. Paramparçık etti ya, paramparçık ne bilmiyorum. Ben devam ediyorum, müzik açacağım şimdi. Tam temizlik yapıyordum, süpürgeyi bozmuşum. Bozmadım aslında, sanırım bir yeri tıkalı. Boşalttım ama yine de boşalmadı. Şimdi ilk defa milli takımın, kadın milli takımımızın voleybol maçı TRT1'de yayınlanıyor. Normalde TRT Spor'daydı ama bizde TRT Spor açılmadığı için sanırım modül yok. Bilmiyorum, onu izliyoruz şimdi. Çok heyecanlı bir şekilde bir pizza söyledik şöyle. İki tane. Bu incecik hamur. Bu da ince hamur. Bence ince değil bu arada, kalın yani normal bildiğimiz pizza hamuru. İkisi de çok güzel. Eğer böyle daha fazla forma dikkat edeyim. Aynen bence de. Daha bol malzeme yiyeyim diyorsanız incecik hamur söyleyebilirsiniz. Domino's'tan söyledik. Bence bunu da özlemişiz ya. Öyle keyif yapıyor bugün. Spor yaparken gelip beni burada matımın yanında izliyor. Ben de arada böyle sırnaşıyorum ona. Oh, şuna bakın. Tabii siz spor yaparken o yatınca biraz garip oluyor. Şuna bakın ya. Şuna. Şu yağlar ne? Bugün o kadar çok tavuk yedi ki. En sonunda dayanamadı. Yiyecek bir şey bulamadı. Sinirlendi bize. Tavuk yedikten sonra bu arada. Gitti şey vardı. Biber sote vardı. Onu yedi. Bu dana. Dana. Ne yapıyorsun? Kamera çıktı mı asla hareket etmiyor bu arada. Kuyruğa bak. Ben bu vlogu asla bitiremedim. Yaklaşık 2-2,5 haftadır çekiyorum sanırım. Ben aslında video attığımın ertesi günü bu vloga başladım. Sonrasında güzel ilerliyordu. Biz o gün işte Salih ile kavga ettik. Ben ve moralim bozulmuştu. Daha sonrasında toparladık falan filan ama biliyorsunuz yani moral bir kere bozulduktan sonra biraz zor. Orada gittiğimiz kahvaltıcıyı ben beğenmiştim aslında ama davranışlarını sonra beğenmedim. Şimdi burada ismini söylemeyeyim. Siz zaten başta izlemişsinizdir onu. İşte biz Salih kahvaltı yapmış olmasına rağmen birazcık şey yaptılar. İşte bir şey alır mısınız? Hani bizi kaldırmak için veya bir şey yiyecek misiniz falan filan diye. Daha sonrasındaki kahve falan içtik neyse. Sonrasında işte buraya kahvaltı alabilirim falan filan yaptılar. Hani ben de tam sorun değil falan yaptım ama hani bir işletmenin böyle yapması bence hiç normal bir şey değil yani. Gereksiz, anlamsız bir şey. Daha sonra kasada işte hesabı öderken de şey yaptılar. Hafta içi bekleriz. Daha iyi, sakin oluyor falan. Sanki geldiğimizde hiç memnun değillermiş gibiydi. Eğer buradaysanız gitmeyin. Yani hani böyle davranılması hoş bir şey değil bence. Neyse. Stres haftam diyebilirim bu haftam. Çünkü okulla alakalı birkaç sıkıntım var. Sıkıntılardan bir tanesi yurt. Yurtların normalde 12'sinde yani bu pazar günü açılmış olması gerekiyordu. Biz öyle bir bilgi verilmişti. Daha sonrasında bana bir mesaj geldi ve herkese bu mesaj gitti. Okulunuzun başladığı günün bir önceki günü gidip yurtta kalabiliyorsunuz sadece en erken. Yani anlamsız geldi. Bu arada yurt başvuruları yeni başladı. Hani 3 hafta sonra, 2 hafta sonra insanların okulları açılacak. Ne zaman yedeklerden insanlar yurtlarına gidecekler hiçbir fikrim yok. Böyle olunca genel bir gerginliğim var evde. Ve regle olamadığım için halen daha ilaç kullanıyordum. Onun da üstüne bir gerginliği var. Yoğunum, yorgunum, uyuyamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Neden bilmiyorum. Dert yanmaya gelmişim ha. Uykum oluyor bazen sonra gidiyor. Daha sonrasında uyumaya yatıyorum, dönüyorum, o tarafa dönüyorum. Aklıma bir şeyler geliyor veya sıcak basıyor, fenalık basıyor. Bir şeyler geliyor. İşte neyse uyuyamıyorum. Ama yine de iyiyim. Şu an bir tabak makarna yedim mesela. Böyle evde tam bir bomba gibi geziyorum. Patlamaya hazır, gergin olduğum için.
İlacı da bırakıyorum. Geçen birkaç önceki vlogda da sanırım demiştim ilacı bırakmak istiyorum. Son kez artık doktora gideceğim diye. Doktorumu beğendim. Annem söylemişti bana eğitim araştırmada. Lütfiye Eren Yazıcı sanırım doktorumun ismi. Tatlı bir kadın. Birazcık şey hani orada olduğu için hızlı bakması gerekiyor. Kullandığımız ilaçlar doğum kontrol hapları. Regl tedavisinde regl sürecini düzenlediği gibi bir süre sonra yaklaşık bir 6-7 ay sanırım kullanılıyor zaten. İşte regliği azaltma, kesme gibi şeyleri varmış onların. O yüzden dedik ki çok uzun zaman kullanmışsın. Çünkü 12. aydan beri kullanıyorum. Ki doktorlar bana söylediği için kullanıyorum. O aydan beri kullanınca artık bugün son bir tane beyaz hapım var. O vitamin şey gibi bir şey. Onu çizdikten sonra bitiyor ve 4 ay boyunca, 3-4 ay dedi. Ben 4 ay yapacağım biliyorsunuz yani. Böyle olması gerekiyor. 4 ay boyunca kullanmayacağım. Daha sonrasında tekrar doktora gideceğim. Eğer Antalya'ya gelebiliyor olursam ki okul açılacak. O zaman burada giderim yine aynı doktora. Yoksa da Ankara'da giderim diye düşünüyorum. Ne diyeceğimi unuttum ya. Ne diyorum ben ya? Bir şeyler söylüyorum sonrasında da emin olamıyorum. Ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Neyse ya. İşte bundan sonraki videolarım birkaç tanesi belki okulla alakalı olabilir. Ben bu aralar biraz fazla alışveriş yapıyorum. Neden bilmiyorum. Sanırım stresim o yönde. Birazcık da yememe dikkat etmiyorum. Hani ben demiştik ya kilolar vereceğiz diye ama. Ya şu an kendimden çok kilolu... Niye böyle durdum? Şey poz veriyormuş gibi oldu. Şu an kilom 60. Boyumdan dolayı kurtarıyorum. Bir de hani vücudumda birazcık kaslı olduğu için ve şekil olarak daha şey olduğu için nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. 34-36 bedene girebiliyorum yani. Öyle bir şeyim yok, sıkıntım yok. O yüzden kilomu çok takmıyorum. Çünkü stresli olduğum dönemde hem de kilo stresi yaparsam ve manyakça geçen sene olduğu gibi yememe böyle bir şey gösterirsem daha da stres olacağımı düşünüyorum. O yüzden sağlığımı arkadaşlarım. Nasıl söyledim öyle? Ay bu arada tırnaklarımı çok beğendim. Ben tırnak yiyen aynı konu konuyu açıyor. Böyle sanki sizinle sohbet ediyor gibiyim. Tırnaklarımı çok yiyen birisiydim. Küçükken hatta şu yan tarafları iltihap olmuştu. Böyle yeşilimsi, sarımsı. Ondan sonrasında artık bana bir şeyler yapmaya başladılar. Ben de kendi görüntüsünden iğrendiğim için tırnak yeme alışkanlığımı bıraktım. Hatta etlerini yiyordum. İyi, kusmayın tamam mı? Ondan sonrasında o bitti ama stresli olduğum her an elim böyle her zaman ağzımda oluyor. Ta ki tel taktırana kadar. Çünkü doktora annem sordu. Doktora annem sorduğunda annem tırnaklarını yiyor demiş yani. O da tırnakları yemiyor falan yapmıştı. O yüzden hiçbir şekilde ağzıma götürmüyorum. Bir de bir tane şurada hatta getireyim mi? Bir de şunu kullanıyorum. Bu böyle biraz şey kokuyor. Vicks'i biliyor musunuz? Vicks. Böyle küçükken bir yerim ağrıdığında falan annem sürüp onun o vardı böyle rahatlatırdı. Onun gibi kokuyor böyle tırnak bakımı şeyi. Alıyorum gece sürüyorum. Yani benim tırnaklarımın böyle olması imkansız bir şeydi ve şu an bence güzel oldu. O yüzden tırnaklarınızı ağzınıza çok götürüyorsunuz ve sürekli tırnaklarınızın ince olduğundan kırıldığından yakınıyorsanız ağzınıza şey Instagram bildirimi geldi. Yakınıyorsanız götürmeyin. Muazzam oluyor. Bir dağınık vlogun daha sonuna geldik. Umarım parça parça da olsa izlerken eğlenmişsinizdir. Beni görmek hoşunuza gitmiştir. Çünkü ben sizinle böyle konuşurken kendim rahat hissettiğim için böyle aslında daha fazla konuşabiliyorum. Yoksa yani sevmediğim ortamlarda konuşmayı çok sevmem. Çok sevmem. Beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi de unutmayın. Aşağı yorumlara dileklerinizi, isteklerinizi ve düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.